Müvekkilimiz Esra Güneş, 2 aylık çocuğunun aşısını yaptırmak üzere bağlı bulunduğu Akpelen Sağlık Merkezi'ne gitmiş. Aile hekimi Doktor İsmail Aydın'ın muayene odasının kapısının önüne vardığında açık olan kapı aralığında kucağında çocuğu da hemşireyi çağırmak adına çağırdığı esnada parmağı kapı aralığında sıkışmıştır. O sıkışma esnasında yaralanma olayı meydana gelmiş. Bunun üzerine de biz kendisiyle aynı şekilde bağda bulunduğu karakola gittik ve şikayetçi olduk. Bununla ilgili de dün ayrıyeten hastaneye gitmiş. Olayla ilgili geçici bir rapor almış. BTM. BTM ile giderilmeyecek şekilde adli bir rapor almış. BTM ile giderilmeyecek şekilde adli rapor şu demek. Yani basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde ağır bir şekilde yaralanmış. Parmağı kesilmiş. Kesilmiş dediğimiz kesik. Yani şurada şöyle diyor. Geçici raporda. Sağ el işaret parmağının üst kısmında tırnak yatağının hemen üst kısmında kemiğe nafis 1,5 santim kesiği mevcut diyor. Bu kesinin dolayı dikiş atılmış, 7 dikiş atılmış. Ve dolayısıyla biz bu olaydan dolayı da gittik, doktordan şikayetçi olduk. Ayrıca haricinde duyduk ki Sağlık İl Müdürlüğü idari soruşturma başlatmış. Bunlarla ilgili de ben size raporları da vereyim. Bununla ilgili hukuki olarak yani hukuki ve cezai yaptırımın uygulayıcısını takipçisi olacağız. Ne gerekirse o olayın takipçisi olacağız. Şimdilik yani sizinle paylaşacağımız olay bundan ibaret. Evet, hastamızın durumu nasıl? Onunla görüşmelerinizle biraz bildirebilir misiniz? Geçici olarak hasta hastaneye gitmiş. Öncelikli olarak dikiş atılmış. Pansuman yapılmış. Ondan sonra da zaten geldikten sonra da biz karakola gittik, şikayetçi olduk. Şu anda durumu herhangi bir sıkıntı yok, durumu iyi. Peki doktorun konuyla ilgili açıklaması ne? Doktorla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değilim. Ancak aldığımız duyumlara göre kendisi de yani bu iddiaları kabul etmediğini, işte ben kapı arkasındaydım, duymadım, görmedim gibisinde. Bu olaydan kasti bir olayının olmadığını doktor bey bunu söylüyor. Ama biz aksine diyoruz ki sonuçta bir hekim bunu öngörebilmelidir. Yani sonuçta kapının açık olması, camın açık olması, eğer içeride varsa hasta kapının kapatılması gerekir. Yönetmelik açık ve net bir şekilde bunu söylemektedir yönetmelikte. Ancak bu kapı açık, artı cam açık. Buna rağmen gelebilecek hastayı da öngörebilmelidir diye düşünüyoruz. Yani bu çocuk olabilir. Sonuçta bu çocuğun eli arada olabilir. Kapı bu şekilde kapının sert bir şekilde kapatılması kafasına denk gelebilirdi. Çocuk travma yaşayabilirdi. Buna ilgili yani bunu öngörebilmeliydi diye düşünüyoruz. Ve sert bir şekilde kapıyı çarpmış. Dolayısıyla da el arada kalmış. Arada kalınca kesik meydana gelmiş. Dolayısıyla bu kesikten dolayı da dikiş atılmış. Bununla ilgili de zaten biz şikayetçi olduk, karakola gittik ve şikayetçi olduğumuzu beyan ettik. Bu olayın takipçisi olacağız. Varsa başka bir şey yani... Şifa dağıtan bir yerde bu yaralanmanın bir doktor tarafından oluşturulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şöyle ben söyleyeyim yani sonuçta hasta yani oraya giden insanlar ruhsal ve bedensel olarak sıkıntı yaşayan insanlardır. Yani gerek hasta gerek hasta yakını oraya sonuçta tedavi olmak için gidiyor. Yani orada çalışanların en azından biraz daha özverili olmalıdır. Biraz daha dikkat etmeleri lazım. Sonuçta biz hep basında şunu duyarız. Yani doktor dayak ediyor. Ama bu sefer de maalesef yani ilimizde böyle bir hadise, bir vaka meydana geldi. Bu sefer de bizim hastamız, bizim müvekkilimiz doktor tarafından ölmüştür yani. Öyle bir olay vardı. Ha bunun kasti olup olmadığını soruşturma, kovuşturma aşamasında belli olur. Dediğim gibi yani biz olayı artık müvekkillerimiz de zaten şikayetçidirler. Artı elimizde de raporlarımız mevcut. Bunun hukuki ve cezai yaptırımın uygulayıcısının takipçisi olacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.